Dünyanın en ilginç ve sıra dışı festivalleri. Dünyada en ilginç festivaller, en güzel festivaller ve en popüler festivaller nerede yapılıyor diye merak edenler varsa eğer, her yıl düzenlenen festivallerden en ilginç ve en garip olanları sizler için sıraladım. Birçok kültürde festivallerin dinlerle, kahramanlık hikayeleriyle, baharın gelişiyle, bereketle ilişkisi bulunmaktadır. Sadece eğlence amaçlı ortaya çıkan festivaller olduğu gibi birçok batıl inancı içerisinde barındıran festivaller de kutlanmaktadır. İşte sizler için hazırladığım dünyanın en ilginç festivalleri listemize hoş geldiniz. 1. Holi Festivali, Hindistan. Dünyanın en renkli festivali ile başlayalım. Hindistan ve Nepal'de kutlanan Holi Festivali aslında baharın gelişine yönelik yapıldığı bilinse de içinde birden fazla inanış ve geleneği barındırarak en renkli festivallerden biri olarak geçiyor. İyinin kötü üzerindeki zaferi konseptli Holi Festivali her Mart ayının ilk dolunayında baharın gelişinin kutlandığı rengarenk bir festivaldir. Her yerin rengarenk olduğu bu festivalde her rengin kendine göre bir anlamı vardır. Kırmızı, masumiyet, yeşil, canlılık ve enerji, mavi, sakinlik, sarı, dindarlık. Festivalin başladığı ilk gece ateş yakılarak dini ritüeller yapılıyor. Sonrasında ise renklerin günü başlıyor ve herkes vücutlarına renkli toz boyalar sürüp Hint müzikleri eşliğinde dans etmeye başlıyor. Herkesin birbirine rengarenk toz boyalar attığı bu günde zengin fakir, güzel çirkin, erkek kadın tüm farklılıklar ortadan kalkıyor. İçinde bolca renkli görüntüyü barındıran Holi Festivali'nin çok daha uzun bir hikayesi var. Mitolojik bir karakter olan Krishna sevdiği kadına kavuşamaz ve onun kendisini beğenmemesini ten rengine bağlar. Yüzünü rengarenk boyalarla boyayıp sevdiği kadının karşısına çıkan Krishna sonunda mutluluğu yakalar. Bu yüzden Holi Festivali aslında sevgiyi temsil eden bir festival olarak da bilinir. Tüm dünyada ve Türkiye'de de kutlanmaya başlanan bu festivalde katılım sağlamayı düşünüyorsanız yanınızda gözlük götürmeyi ve elektronik eşyalarınızı koyabileceğiniz koruyucu bir kılıf bulundurmanız gerektiğini unutmayın. 2. Takanakuy Dövüş Festivali, Peru. Peru'nun Santo Tomas şehrinde her yeni yıl başında geleneksel olarak Takanakuy adı verilen dövüş festivali yer alıyor. Yerel halkın katıldığı bir festival ve profesyonel dövüşçüler yok. Yıl boyunca insanlar aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları, içlerinde biriken öfkeleri bu dövüş festivalinde yumruklar ve tekmelerle kanlı bir şekilde ortaya koyuyor. Festival günü dövüşmek isteyenler sevmedikleri birini seçip alana davet ederek o kişiyle dövüşebiliyor. Bölge halkı sevmediği insanlardan intikam almak için bu festival gününü bekliyor. 3. La Tomatina Domates Festivali, İspanya. Festivaller listemize Domates Festivali ile devam ediyoruz. 1944-45 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden festival İspanya'nın Bunol şehrinde her Ağustos ayının son çarşamba günleri yapılıyor. Festival haftası konserler, geçitler gibi pek çok eğlence yapıldıktan sonra domates savaşı başlıyor. Binlerce insanın katıldığı, tonlarca domatesin kullanıldığı şehir domates savaşı başlamasıyla yarım saat içinde kırmızıya boyanıyor. Fakat günümüzde yapılan israftan dolayı bu festival tüm dünyadan tepki almaya başlamıştır. Festival eskiden herkesin katıldığı ücretsiz bir organizasyonken 2013 yılından itibaren ise ücretli ve biletli hale gelmiştir. Binlerce insanın domatesle çılgınlar gibi eğlendiği festivalin ilginç hikayesi şöyle. La Tomatina zamanında Bunol'a gelen konsey üyesinin halk tarafından yapılan domatesle protesto edilmesiyle yıllar içinde gelenekselleşerek festivale dönüşüyor. İspanya'nın Valencia bölgesindeki Bunol şehrinde başlayan festival bir hafta boyunca tüm şehri adeta domates sosuna buluyor. 4. Ölüler Günü Festivali, Meksika. Cadılar Bayramı'nı anımsatan bu festival dünyanın en eğlenceli festivallerinden birisi olarak biliniyor. Meksika'daki inanca göre ölüm bir son değil, hayatın bir döngüsü, bu yüzden şenliklerle kutlanıyor. Ölüler Günü Festivali'nin kökenleri 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Ölülerin festivali olarak bilinen bu etkinlik Azteklerden kalma bir inanıştır. Bu inanca göre ölüler yılın bu günleri sevdiklerini görmek için dünyaya dönüyor. Ölümün bir son değil bir başlangıç olduğunu kabul eden Meksika halkının bu inanışı her yıl Ölüler Günü Festivali'nde yaşatılıyor. Latin Amerika ülkelerinin çoğunda farklı zamanlarda da olsa kutlanmaktadır. Meksika'da 1-2 Kasım'da kutlanan bu festivalde ölmüş olan yakınlar anılır, dualar edilir, kutlamalar yapılır. Ölülerin ruhunun geri geldiğine ve onlarla iletişim kurulabildiğine inanılır.
İnsanlar ölümü çağrıştıran makyajlar yaparak mezarlıklarda şarkılar ve danslar eşliğinde parti yaparlar. Festivale katılanlar için bu iki gün boyunca ölümle yaşam arasındaki çizgi kalkar ve insanlar ölümle barışık hale gelir. 5. Mardi Gras Festivali, Fransa. Fransızca da yağlı salı anlamına gelir. Dünyanın en iyi festivali unvanına sahiptir. Tövbe salısı olarak da bilinir. Günümüzde Mardi Gras Karnavalı'nın gerçekleştiği büyük kutlamalara dönüşmüştür. Büyük pehriz esnasında yumurta ve yağ tüketilmesi yasaktır. Onun haricinde yemek yemeyi sevenler için gurmeliği sonuna kadar yaşayabileceğiniz dünyanın bol yemekli festivalidir. Büyük pehriz diye adlandırılan bir nevi 40 günlük oruç öncesindeki son salı, yani her sene 2 Şubat ile 9 Mart arasındaki salı günü insanların istediklerini tıka basa yedikleri bir festival olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu festivalin diğer bir öne çıkan konsepti ise boncuklarla kaplı kolyeler, maskeler ve rengarenk giyinmiş komik kostümlü insanlar, ellerinde yiyeceklerle dolu sepetlerle gezen insanlar eğlenceyi doyasıya yaşamanıza yardımcı oluyor. 6. Rio de Janeiro Festivali, Rio Karnavalı, Brezilya. Dünyanın en ünlü festivali ve en büyük karnavalıdır. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenir. Hristiyanlık inancındaki büyük pehrizden önce kutlanır. Karnavalda düzenlenen geçişlerde sambo kulları çok güzel görsel şölenler sunmaktadır. Dansçılar giydikleri ilginç kıyafet ve kostümlerle dans, müzik ve şovlarla dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insanı buraya toplamaktadır. Gece gündüz dans ve eğlence devam eder. 7. Boğa Festivali, İspanya. Çok eski geleneklerden birisi daha. Dünyanın en ilginç festivalleri arasında yer alan İspanya Boğa Festivali, Temmuz ayının ilk haftası gerçekleştirilir. İçinde birçok konser ve etkinliği barındıran organizasyonda, neredeyse tüm dünyada bilinen boğaların sokakta koştuğu festival olarak biliniyor. İspanya'nın Pamplona şehrinde düzenleniyor. Bu festivali özellikle ilginç ve ilgi çekici hale getiren de ünlü boğa koşusudur. Sokaklarda boğaların insanları kovalaması veya insanların boğaları kovalaması da diyebiliriz. Bu kovalamaca esnasında birçok yaralanma ve ölümler gerçekleşmektedir. Bu yüzden en tehlikeli festivallerden birisidir. 8. Çamur Festivali, Güney Kore. Güney Kore'deki Boryang kasabasında gerçekleşen ve milyonları bulan çok büyük katılımlarla gerçekleşiyor. İlk defa 1998'de başlamıştır. Yaz aylarında, Temmuz'un ikinci haftasında gerçekleşen ve katılımcılar mineral yönünden zengin olduğu belirtilen çamurlarla dolu havuzlara girerek konserler ve şenlikler eşliğinde eğleniyor. Herhangi bir tarihi kökeni olmayıp şehirde bulunan, sağlıklı ve mineral bakımından zengin olan çamurun tanıtılıp kozmetik alanda kullanılması ve satışlarını arttırmak için düzenlenmeye başlanmış bir etkinlik. Zamanla büyük bir festivale dönüşmüştür. 9. Peynir Yuvarlama Festivali, İngiltere. Çok popüler bir festival olmasa da dünyanın en ilginç festivalleri arasında yerini almaktadır. Peynir Yuvarlama Festivali, İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Cooper's Tepesi'nde gerçekleştirilen peynir yakalama yarışı yüzyıllardır sürmektedir. Yüzlerce katılımcı dik bir yamaçtan aşağıya doğru birbirleriyle yarışarak yuvarlanmakta olan Gloucester peynirini yakalamaya çalışıyor. Peyniri yakalayan veya parkuru en erken tamamlayan kişi peynirin sahibi oluyor. Her yıl Mayıs ayında düzenlenmektedir. 10. Oktoberfest, Türkçe ismiyle Ekim Festivali, Almanya. Dünyanın en büyük bira festivalidir. Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde gerçekleşmektedir. Ekim ayının ilk günlerinde düzenlenen ve 2 hafta süren bir festivaldir. Her yıl milyonlarca insan katılmaktadır. Festivalin en önemli özelliği biradır ve her sene festival kutlaması Münih Belediye Başkanı'nın büyük bir ahşap fıçısına çeşme çakması töreni ile başlar. Çadırlarda geçen festivallerde birçok eğlence ve organizasyonla devam eder. 11. Tayland Loy Krathong ve Yipek Festivalleri. Loy Krathong Festivali, Tayland'da Tay ay takviminin 12. ayının dolunayında kutlanır. Güneş takvimine göre genelde Kasım ayına denk gelir. Festivalin ismi sepeti yüzdürmek manasına gelmektedir. Muz ağacından yapılan sepetler çiçeklerle, mumlarla, muz yapraklarıyla, tütsülerle süsleniyor. Festivalin olduğu dolunay akşamı Tay halkı süsleyip püsledikleri sepetlerini dileklerle birlikte suya bırakıyorlar. Sepetin suyun üzerinden yüzerek uzaklaşması öfkenin ve mutsuzluğun uzaklaşmasını sembolize ediyor. Aynı zamana denk gelen bir diğer festival de Yipeng,
Dilek dileyerek yanan fenerler gökyüzüne bırakılıyor. Gökyüzünde on binlerce süzülen fener görebilirsiniz. Festival çok kalabalık oluyor ve insanlar fenerleri yakmaya çalışırken her an yanma tehlikesi altında hissedebilirsiniz kendinizi. Festivalin suya, toprağa, çevreye bıraktığı kirlilik ise cabası. Ertesi günü gökten yere düşen yanmış fener parçaları görüyorsunuz. Sokakların ve nehrin temizlenmesi ise günler alıyor. Biraz kirli bir festival diyebiliriz. 12. Buz ve Kar Festivali, Çin. Dünyanın en büyük buz ve kar festivali, renkli buz ve kardan oluşan soğuk bir karnavala ev sahipliği yapmaktadır Çin. Buzdan heykeller, buz feneri şovu, buzda kayma, buz hokeyi, buz futbolu ve buzla yapılabilecek aklınıza gelebilecek her çeşit etkinlik festivalin içerisinde yer almaktadır. 13. Uluslararası Balon Festivali, ABD. Dünyanın en büyük balon festivali olma özelliğini taşıyan geleneksel balon festivali her yıl New Mexico, Amerika'da düzenlenir. 9 gün süren festivale dünyanın birçok ülkesinden birçok farklı şekil ve boyutlarda toplam 1000'e yakın balon katılıyor. Dünyanın en büyük sıcak hava balonu festivali olan organizasyon ilk olarak 1972 yılında düzenlendi. 14. Portakal Festivali, İtalya. Bir ortaçağ hikayesine dayanan bu festivalde katılımcılar, ortaçağ kıyafetleri giyip sadece portakallarla zırhlanarak antik bir savaşı canlandırıyor. İtalya'nın Ivrea kasabasında her yıl Şubat ayında düzenlenen Portakal Festivali'nde katılımcılar tonlarca portakalı birbirine fırlatıyor. 15. Songkran Water Festivali, Tayland. Asya'nın olmazsa olmazlarından ve dünyanın şüphesiz en eğlenceli festivallerinden birisidir. Tayland Yeni Yıl Festivali, Tayland'ın en sıcak günlerinde kutlanıyor ve insanlar su tabancaları, kovalar, hortumlar, hatta ellerine ne geçerse birbirlerine su sıkarak kutluyorlar. Bazen suyun içerisine tebeşir veya mentol karıştırılarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasına izin veriliyor. Hatta ve hatta su tabancalarının ve kovaların dışında insanları ıslatmak için filleri bile kullanan çıkabiliyor. Birbirinden ilginç, renkli ve eğlenceli festivaller listemizin sonuna geldi. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.